Gelelim 5 yılda ne yaptınız? Benim önümdeki notlarda 268 proje tamamladınız. Evet. Yani çok büyük bir sayı değil mi? Her şeyi projeden mi sayıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi tabii projelerimizin kültür, sanat, işte diğer alanları da yaydığınız zaman 268'i buluyor. Hmm. Yoksa tabii ki projelerimizin, yaptıklarımızın hepsi 268 olmayabilir ama bunların her birinin açılımları var. Mesela Üretken Akademi var gençlere yönelik. Hmm. İşte bizim Stüdyo Z projemiz var. Mesela teknoloji liderleri projemiz var. Bunların hepsini saydığınızda 268'i gerçekten buluyor. Ben arkadaşlara söyledim. Bak beni yanıltmayın. 268 değilse bunu çıkmayın. Hepsini saydılar. Saydılar. Güzel. Peki hemen hızla yeni projelere önümüzdeki 5 yıl için bir göz atalım. Şimdi 2. Millet Bahçesi açılacak. Sancaktepe Millet Bahçesi. Evet. Evet. Büyük bir heyecanla yarını bekliyoruz. Biz yarın inşallah Murat Kurum Başkanımızla, çünkü Millet Bahçemize onunla başlamıştık Çevre Şehircilik Bakanı iken, onunla başladık ve Anadolu yakasının, ben iddia ediyorum, yani diğer bizim başkanlar üzülmesin, alınmasın ama en güzel Millet Bahçesini açacağız yarın. Bir kere göletimiz var, doğal gölümüz var içinde, hemen kenarında sosyal tesisinde yaptık, harika bir manzarada sosyal tesisimizle. Arkası orman, yemyeşil. Gölü, ormanı içinde ormandan bir tek ağaç kestirmeden yaptırdık. Projeyle özel ilgilendik. Ağaç kestirmeden boş alanlara kurulumları yaptık. Dolayısıyla hem çevreci hem herkese hizmet verecek çok güzel bir proje. Koşu alanları var, yürüme bantları var, çocuklar için tarım, ekim, dikim alanları var. Hemen ucunda kreşimiz var, çocukları orayla yani alıştırmak için öyle söyleyelim, doğanın içinde olsunlar diye. Yani her türlü içinde böyle her kesimin ve her yaşın kendine has bir şeyler bulabileceği harika bir alan yapıyoruz. Yarın inşallah orada Murat Kurum Başkanımızla açacağız. Akabinde de İstanbul'un en büyük iftarını veriyoruz. Herkesi davet ettik. İftara kadar gösterilerimiz var. Çocuklara yönelik Ramazan eğlencelerimiz var. İftarımızla da neticelendireceğiz. Murat Bey'in şansını nasıl görüyorsunuz? Murat Bey'in şansını çok iyi görüyorum. İstanbul için bir kere gerekli bir kişi olduğuna inanıyorum. Nereden buna inanıyorsunuz derseniz, ben bir belediye başkanıyım ve ilçemde hem kendime ait projelerim hem de büyük şehirle birlikte yapmak istediğim projelerim var tabii ki. Hı. Yani mesela ana arterdeki bir projeyi ben yapamam. Büyük şehirle birlikte yapmam lazım. Benim geçtiğimiz dönem vaat edip de yapamadıklarımın hepsi büyük şehirle yapmak istediğim projeler. Hı. Hı. Hiçbirini yapamadım. Sancaktepe'ye büyük şehrin hiçbir desteğini maalesef alamadım. Ha benim yaptıklarımı yaptılar birkaç tanesini. Mesela ben 11 tane kreş yaptım. Onlar 3 tane kreş yaptı. Yani büyük şehrin ilçeye, benim ilçeme katacağı vizyon çok farklı olmalıydı. Ben bir trafik sıkıntısı yaşıyorum. Bir kavşak yapmalıydı. Mesela Sarıgazi'de bizim çıkışlarımız sıkıntılı. Benim oraya ait bir projem vardı. Dalçık projem vardı. Büyük şehir bunu çok maliyetli bulduğu için yapmadı mesela. Bunu beklerdim ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Onun için Murat Kurum gibi birinin ihtiyaçlarımızı anlayacak, ona yoğunlaşacak, evet bu ilçede de demek ki bu yapılmalı diyecek anlayışta ve vizyonda birine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ben o anlamda Murat Kurum'un şansını, iyi olmasını istiyorum işin doğrusu. İlçeme ve vatandaşıma katkıda bulunması için. Mesela Sancaktepe 500 bin nüfuslu bir ilçe oldu. Yani gittikçe büyüyen bir ilçe. 12. sıraya çıktık nüfusta 39 ilçede. Burada yeni baştan bir mesela İETT toplu ulaşım hatlarının planlanması gerekiyordu. Ben 5 yıldır bunu sağlayamadım. Bütün yazışmalarımıza, taleplerimize rağmen ya burası artık çok şey yaptı, büyüdü. İnsanların kimse okuluna, işine zamanında gidemiyor bizim şu anda ilçemizde. Yani ilçenin içinde birkaç otobüsle ve minibüs değiştirmek zorunda kalıyoruz. Minibüsler
hiçbir gerekçe gösterilmeden birden hatları kaldırılıyor. Kiminle ne görüşüldü, bir ilçe belediyesiyle hiçbir diyalog yapılmıyor. Dolayısıyla ben bütün bunların giderilmesi ve bizi anlayacak bir belediye başkanı olması açısından Murat Kurum'un bu süreçte görevde olması gerektiğini düşünüyorum. Ulaşım, deprem, trafik ve bizi anlayacak, bizimle çalışacak bir başkan olması dolayısıyla. 2019 seçimlerinden bugüne geldiğimizde o zamanki oy oranınız 49,88. 47,2 ile de CHP geliyor. Evet. Şimdi nasıl görüyorsunuz anketleri? Ben anketlere çok takılmıyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemde bu anketlerin handikaplarını o kadar bariz gördük ki. Hep beraber görüldü. Ben vatandaşın duruşuna bakıyorum. Vatandaşın bizi kucaklamasına bakıyorum. Sokağa çıktığımda aldığım tepkiye bakıyorum. Çünkü ben 5 yıl görev yapmış bir belediye başkanıyım. Bana karnemi şu anda vatandaş geçtiğimiz seçimde tanımıyordu. Sevdi, tanımadan sevdi. Ama şu anda benim bana gerçekçi bir karne verecek. Onun için önemli onların duruşu. Sokağa çıktığımda gördüğüm tavrı. Gençler, çocuklar, kadınlar bize bayılıyor bir kere söyleyeyim. Gördükleri yerde koşuyorlar. Beyefendilerden biraz böyle görüyorum. Ama şunu da söyleyeyim mesela. Orada da icraat devreye giriyor. İcraat devreye giriyor. Tebrik ediyorlar. Mesela bizde doğulu kardeşlerimizin yoğun olduğu bölgeler var. Hep hadi işte doğudan oy alamaz kadınlar filan gibi konuşuyor ya. İnanın Okan Bey, bana şimdi o beyefendiler reis hanım diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki hem kabullendiler ve doğuda şöyle bir şey var. Kabullendikleri zaman sizi sahipleniyorlar. Bunu da hissediyorum. Mutlaka. Onun için Allah'ın izniyle açık ara alacağımızı da tahmin ediyorum.